İki tane dünya savaşı harcadık, şey yaptık. Dünyada insanlar zaten bir de savaştırıyorlar. Çin'de de, Avrupa'da da, Amerika'da da. Onlardan oldu. Onlar olayı başka türlü çözdüler. Çözdükleri şey neydi? Dans ve müzik. Ama şu anda o dans ve müziği biz yapma şansımız yok. Çünkü bir arada olduğumuzda bu virüsü bulaştırma şansımız var. Biraz daha farklıyız şu anda biz. Başının bitişine biraz da farklı ortamdayız. Hüzün, hüzün ve korku aldı bizi. Demek ki pandemi geçse bile bizim edindiğimiz, maalesef edindiğimiz korku ve kaygı ve gelecek şüphesi bizde uzun bir süre kalacak. Çıkış var. Çıkış yolu ise bunun müzikle, dansla, sanatla, edebiyatla olabilir ancak. Onun dışında çıkış yolu yok. Yani bilgisayar aracılığıyla, teknoloji aracılığıyla bilgi alıyoruz. Ama bizim sosyal ilişkilerimiz ancak bu sözünü etmiş olduğum 3-4 alan olabilir ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok ülke bunu yaptı. Bizim de böyle bir şey girmemiz gerekiyor. Doğa sevgisiyle beraber. Doğada gezerek, sosyalleşerek, Evet. sanatla ilgilenerek, kültürümüzü arttırarak, mevcut olan kültürümüzü koruyarak sürmek gerekiyor. Bunun da çıkış yolu bu. Bunu da görürüz. Haziran-Temmuz ayında görürüz. Yaz aylarına doğru girdikçe. Kaygının giderilmesi için de o kaygı giderilmesi, bakın şimdi mesela spor yapıyor. İki kişi oturmuşlar, maskeleriyle sohbet ediyorlar. Bunları yapması gerekiyor. Yani insanların sosyal ilişkilerini kaybetmeden önlemlerini alarak ama asla değil, tebessüm ederek, şakalaşarak belki oyun oynayarak ki işte biliyorsunuz Türkiye binlerce oyun havaları var. Bir sürü. Onlarla evin içerisinde müzikle beraber bu işi götürmeleri gerekiyor. Rahatlamaları için ve mutlu olmaları için. Burada mutlu olma taktikleri ileride çok daha fazla artar. Ve işte ben tellaklık yapacağım ama şeker hastalıkları, yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, uçuklar, zonalar, saç dökümleri gibi bir sürü şeye karşılaşacağız. Bunların önlemini alalım karşılaşmamak için. Dans ve müzik. Yani dans Evet. deyince herkes işte tango falan diyor. Ben tangodan bahsetmiyorum. Oyun havalarından, oyun şeylerden bahsediyorum. Bizim Anadolu müziğinden bahsediyorum. O tarzda. Şimdi Hepsi o da olur. tabii evin içerisinde, evet evin içerisinde çocukla beraber eşiyle beraber bu yapılabilir. Yapılacak bir şey değil. Alttaki komşu rahatsızlığına kaydıyla. Sokakta da bu yapılabilir. Müzikle bunu çok güzel yapılabilir. Müzik aracılığıyla. Bu çünkü beynin her tarafı ilgili. Hem hareket var, hem görme var, hem işitme var, hem dokunma var. Her şey var. Dolayısıyla bu şekilde bireysel olarak yapabiliriz. Bu en önemli çıkış yolu. Televizyonlardaki haberleri dinleyerek kaygı çok daha fazla arttırmıyor. Çünkü kaygı arttığında bunlar uyku bozukluğuna sebep oluyor. Bakın yine birkaç programda televizyon programı söylemiştim. İkinci Dünya Savaşı'ndan 10 sene içerisinde Avrupa nasıl çıktı? Değişik filmlerle, film endüstrisiyle ama Avrupa'nın film endüstrisiyle, Amerikan değil. Avrupa'nın film endüstrisiyle ve Avrupa'nın kendi kendine uydurduğu bir takım danslarla, topluluklarla. Ama bizim bunu yapma şansımız var mı? Çok az. Çünkü Covid topluluk içerisinde salgına sebep oluyor. Dolayısıyla bizim bunu kendi ailelerimiz içerisinde, bireyler içerisinde, kendi iş arkadaşlarım içerisinde fizik mesafeye, sosyal mesafeye dedikleri şey fizik mesafe aslında. Fizik mesafeye dikkat ederek bunu yapmamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın örneğini alalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan örneğini alalım. Onlar ne yapmışlar acaba diye bakın. Ama onlar sosyalleşerek yapmışlar bu işi. Bizim ise şu an Covid dolayından dolayı sosyalleşme imkanlarımız kısıtlı. Onlar da kısıtlı zaten. Yapacağımız şey aile içerisinde ve küçük topluluk içerisinde iş hayatında bunları götürme şansını aramamız gerekiyor. Ve bunun için de espriler mesela Karadeniz esprileri benim çok kullandığım bir şey. Türk sanat müziği çok kullandığım bir şey. Evet. Yani Karadeniz esprileri çünkü çok zekicedir. Hiç ummadığınız yerde bam diye bir cevap gelir. Düşünemezsiniz. Bir cevap gelir, bir daha şaşırırsınız. Aa ben bunu düşünememiştim diye ve gülmeye başlarsınız. Aynı şey müzik için de geçerli. Dolayısıyla Hocam, bu tip keyif alıcı işleri yapmamız gerekiyor. hem klasik müzikte Kendimizi hem korumak tabii bu evet. klasik Batı müziği ve klasik Türk sanat müziğiyle ilgili Evet. yapmak lazım bunu. Hem klasik Türk müziğinde Ama hem tabii Batı şu var. müziğinde, pardon, araya girmiş oldum. Healing diyebileceğimiz, yani Yapsak. iyileştirici makamların olduğu, Evet. harmonilerin olduğunu da Evet. biliyoruz yani. Evet.